eğitim soruları ve cevapları Al Grup kitapçığını yayınlıyoruz ve 28. soruda kaldık. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir? Bakın, olumsuzluk. Sınavda bu değildir'in altını lütfen çizelim ki aklımızda daha net kalabilsin. Olay yerine mağdur yakınları ve basın mensuplarının girmesine izin verilir. Biz öğrendiğimiz kadarıyla arkadaşlar hiçbir şekilde olay yerini şüpheçevre koruma altına alıyoruz ve olay yeri ekibi gelene kadar, genel kolluk gelene kadar hiç kimseyi olay yerine girmesine izin vermiyoruz. Burada izin verilir diyor. Cevap izin verilmez olmalıydı. A şıkkı doğru cevap. 29. soru. Mevzuatımızdaki hükümler dikkate alındığında özel güvenlik görevlileri yakalanan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisine kelepçe takmamalıdırlar? Takmamalıdırlar bakın. 18 yaşının altındaki gençler kesinlikle çocuk sıfatıyla değerlendirilir. Ve yakalanan şahıslar çocuksa hiçbir şekilde kelepçe takmayız arkadaşlar. Cevap E şıkkı. 30. soru. Özel güvenlik görevlisi İlhan devriye görevini yerine getirirken farklı konularla ilgili görevleri de yerine getirmektedir. Bu görevlerle ilgili hangisi doğru değildir? Önleyici hizmet veriyor, koruyucu görevleri yapıyor, yardım imdat istenmesi halinde yardım görevlerini yerine getiriyor, adli görevlerini yerine getiriyor. Ancak genel güvenlik ve asayiş görevi diye bir görevi yok güvenlik görevlisinin. Neden yok devriye anında? Genel güvenlik ve asayişten polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumludur arkadaşlar. Bu yüzden bu yanlış. 31. soru. Eşkıya tespitinde fiziksel yapıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Şivesi, zaten bunu baktığınız anda görebilmelisiniz. Fiziksel yapı diyor. Şişman, zayıf, ince, kambur, geniş omuzlu. Bu fiziksel yapıdır. Şive farklı bir şeydir. A şıkkı. 32. soru. Aşağıdakilerden hangisi maddi deliller içerisinde sayılmaz? Maddi delil elle tutulur, gözle görülür. Tanıklar ifadeleri geçerlidir. Bu maddi delil olarak değerlendirilmez arkadaşlar. A şıkkı. 33. soru. Özel güvenlik görevlisinin eşkal tespiti hususunda dikkat edeceği hususlardan değildir diyor aşağıdakiler. Tabii ki mağdurun ifadesi alınmalıdır. Bu eşkal tespiti hususunda dikkat edilecek husus değildir arkadaşlar. 34. soru. Herhangi bir olayda düzenlenen tutanakta Ayşe Hanım imza atmak istemeseydi ve tutanağı imzalamasaydı, güvenlik görevlilerinin yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisi olurdu? Tabii ki tutanağı imzadan imtina ettiği, Ayşe Hanım'ın imza atmak istemediği, yani imzadan imtina ettiği yazılırdı. Cevap D şıkkı. 35. soru. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlerinden değildir? Kombine devriye görevi diye bir görev yoktur. Cevap A şıkkı. Şüpheli paketin bulunduğu alanda aşağıda bulunan şıklardan hangisi yanlıştır? Şüpheli pakete göz ucuyla bakılır. Tehlike arz etmiyorsa halkın bulunduğu ortamdan uzaklaştırılır. Göz ucuyla bakılan bir paketin tehlike arz edip etmediğini tespit edemezsiniz. Mantık çerçevesinde bile bu yanlış bir uygulamadır. A şıkkı. 37. soru. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir? Görevlerin yorumu. Yorum diye bir şey tutanakta olmaz arkadaşlar. Başlık, giriş, metin, sonuç, imza. Bunlar vardır ama görevlerinin yorumu diye bir bölüm yok. C şıkkı. 38. soru. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması kolluk açısından aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Tabii ki olay olarak ifade edilir arkadaşlar. D şıkkı. 39. soru. Emanete alınan eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir? Biz emanete aldığımızda teslim alıyoruz. Tesellüm tutanağı, teslim ve tesellüm. Yani tesellümle onlara emanet ediyoruzdur. Bunun ismi de teslim ve tesellüm tutanağıdır arkadaşlar. Değişik. 40. soru. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaz?
X-ray cihazı çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaz. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz? Tabii ki ikaz levhaları çevre güvenlik sistemi değildir. 42. soru, aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden birisi değildir? Hız kesme kasesi elektronik dahi değil, mumak çerçevesinde de E şıkkı. 43. soru, termal kamera nokta nokta bağlı olarak görüntü almak amacıyla kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır? Tabii ki vücut ısısına bağlı olarak görüntü almak için kullanılır. C şıkkı arkadaşlar. 44. soru, patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir? X-ray cihazı ile tespit edilir. B şıkkı. 45. soru, ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişimi aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir? Metal detektörü ile engellenebilir arkadaşlar. B şıkkı. 46. soru, yarada yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır? Dokunulmaz, sabitlenerek sağlık kuruluşuna götürülmelidir arkadaşlar. D şıkkı. 47. soru, Sahra krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? Kendi haline bırakılır, kafasını çarpmaması için önlem alınır. Sadece bu kadar. D şıkkı. 48. soru, baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır? Alt çene göğüsle temas halinde olmalıdır. Bu yanlış bir uygulamadır. 49. soru, suri solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bebeklerde ağız ve buruna birlikte öfkelir arkadaşlar. Bu doğrudur. 50. soru, uzun ve sivri aletlerle oluşan çok derin olabilen yaralar ne çeşit yaralardır? Tabii ki delici yaralardır. Uzun ve sivri aletlerle dediğine göre delici yaralardır. 51. soru, hangisi kimyasal yanıklara örnektir? Asit maddeyle oluşan yanıklar kimyasal yanıklara örnektir arkadaşlar. 52. soru, erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır? Solunum 12'ye 20, nabız da 60'a 100 olmalıdır. 53. Bak, dinle, hisset yöntemiyle ne yapılmaya çalışılır? Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır. 54. soru, kaza geçirmiş yaralı bir kişiye omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Rentek manevrasıdır arkadaşlar. C şıkkı. 55. soru, telefonla 112 aranırken yapılması gerekenlerle ilgili hangi şık yanlıştır? Hasta yaralıların maddi durumları bildirilmelidir. Böyle bir şey söz konusu değil. O aşamada maddiyat hiç düşünülmeyecek bir durumdur. Buradan da aklımıza gelmeli. E şıkkı. 56. soru, yanıcı madde ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne diyoruz arkadaşlar? Yanma denir. Yanma. 57. soru, sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? Su arkadaşlar. 58. soru, yangının oluşum safhaları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Önce koku, sonra duman ve alev. B şıkkı. 59. soru, kaya, toprak veya arazi parçalarının yer çekimi, depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisiyle hareket etmesi olayına ne denir? Erozyon diyoruz arkadaşlar. C şıkkı. 60. soru, yangının su gibi söndürücülerle söndürmek, yangın söndürme usullerinden hangisiyle tarif edilir? Soğutma. D şıkkı. 61. soru, kontrol dışına çıkmış yanma olayına ne diyoruz arkadaşlar? Yangın denir. 62. soru,
Köpüklü tip yangın söndürücüler. Aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz? Tabii ki orman yangınlarında.